İnsan ve Anlam. Merhaba TRT Radyo 1 dinleyicileri. Bir İnsan ve Anlam programıyla daha yine sizlerle birlikteyiz. Programın yapımcısı ve sunucusu olarak ben Can Celan. Hepinize iyi günler diliyorum. Hayatını anlamlandırarak yaşayan tek canlı olan insanı merkeze aldığımız İnsan ve Anlam programında bu hafta yine önemli bir kavramı ele alacağız. Bu haftaki kavram konumuz merhamet. Merhamet kavramını yine çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. Konuğumuz TRT seyircileri ve dinleyicileri çok iyi tanıyorlar. Özellikle TRT Haber ve TRT 2 seyircileri onu İnsanlık Hali programındaki yapıcı yorumlarıyla tanıyor. Bu haftaki konuğumuz Profesör Doktor Erol Gökah. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Can Bey. Hocam öncelikle Türkiye Yazarlar Birliği 2020 Üstün Hizmet Ödülü aldınız. Tebrik etmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam dediğim gibi bugünkü konumuz merhamet. Merhamet deyince de aklımıza hemen kalp geliyor. Sizin de son kitabınız olan Kalpten adlı kitabınızın alt başlığında varoluş merkezimiz kalp ve kalbin temel eylemi merhamet diyorsunuz. Merhamete geçmeden önce kalp sadece kan pompalayan bir organ değil. Kalbe nasıl bakmalıyız sizin bu kitabınızın bakış açısından? Tamam, siz merhametten önce bir parantez açtınız. Ben de bir parantez açayım. Evet. Kendi düşünme hikayemi sizin radyo programınız anlamayla ilgili ya Can Bey. Hı hı, evet. Kendi düşünme hikayemi de ben dinleyicilerimize özetlemek istiyorum. Lütfen. Yani kalbe ve merhamete nasıl geldiğimi ifade edebilmek için. Ben daha hayata muhalif bir yerden bakıyordum gençliğimde. Hı hı. Ve buranın neredeyse bütün değerlerini ve mirasını reddeden, hiç de kadir şinası olmayan bir bakıştı bu. Hı hı. Tabii ilk gençlik yıllarımdan bahsediyorum. Yani 20'li yaşların başlangıcından. Daha sonra buralı olmanın önemini anladım. Yani anlamaya başlamak için ilk önce o mekanda kendimizi sabitlememiz ve konumumuzu bilmemiz gerekiyor. Hı hı. Ve ondan sonra yaptıklarıma baktığımda anlama üstüne epey okuyup yazmışım. Anlama ve yorum üstüne. Daha sonra da Türkleri ve Anadolu'yu anlamakla ilgili çalışmışım. Bütün yazılarım, düşüncelerim onlarla ilgili. Türklerin psikolojisiyle ilgili çalışma. Bu tabii yıllar süren bir şeyden bahsediyorum. Tabii. Son 10 yıldır da yani buralı olmaya karar verdiğim ve burayı anlamaya gayret ettiğim son 10 yılı da buranın kavramlarını anlamaya dönük. Ve öyle olunca onunla ilgili gördüklerimi okuyucularımla da paylaşmaya gayret ediyorum. Gördüğüm şeylerin başında buranın kendine has bir kavram ve düşünce dünyası var. Burası dediğim yer, hı hı, Anadolu, yani Müslüman Türk dünyasından bahsediyorum. Evet. Son beni hayretlere gark eden ve şimdiye kadar nasıl anlamamışım diye epeyce de kendime sitem ettiren şeylerden bir tanesi kalp ve merhametle ilgili olan. Yani son 5 yıldır daha farkında olduğumu söyleyebilirim kalbim ve merhametin anlamlarıyla ilgili olarak. Tabii ben tıp doktoruyum, hekimim. Evet. Öyle olunca kalp ben elimde tuttum, gördüm. Kalp sahiden bir kas yığını. Evet. Çok hayati bir organ ama neresinden bakarsak bakalım bir kas yığını ve temel görevi yani benim öğrendiğim, öğrencilerimize öğretmeye çalıştığımız şey diğer organlara kan pompalamak. Tabii bu kadar basit olmasına rağmen ilk teşekkür eden organımız. Hani annelere dinletiyorlar ya kalp sesleri. Evet, şimdi. Evet. Çok heyecan verici tabii o. Yani çocuğun kalbi atmaya başladığı zaman hayatiyet de başlamış demektir. Yani hocam ne kadar da atıyor? Yani ilk kalp atışı mesela ne zaman duyuluyor bir bebekte, ceninde? 2-3 ay arasında yani 2 aylıkken duymaya başlayabiliriz. Yani hı-hı, zaten o 3 aylık dönemi organogenez, organların teşekkür dönemi. İlk teşekkür eden ve fonksiyonunu icra eden organımız kalp. Tabii ki hayatiyet kalbin çalışmasıyla çok bağlantılı. Sanıyorum insanlık tarihi boyunca özellikle kutsal kitaplarda
Ve özellikle de bizim kitabımızda kalpten bunca bahsedilmesinin nedeni insanların maddi yaşamlarının kalp olmaksızın mümkün olmayacağına dair çok verili, somut, tartışmasız bir gerçek var. Evet. Ama burada bunun sadece teşbih olduğunu, yani kalp ne kadar hayat için vazgeçilmez bir şeyse, canlılık için temel önemdeyse, insanı insan yapan bir başka kalp olduğuna daha ben müdrik oldum son 5 yıl içinde. Yani kitabımızda kalbiyle akletmek denirken, kalpten bahsedilirken, Aziz Peygamber'in selamına olsun vücudumuzdaki bir et parçası derken kastettiği şeyin asıl bu manevi kalp olduğunu idrak etti. Diğimi sanıyorum. Hı hı. Çünkü bu kalp değil o. Mesela kalbin marazileşmesinden, hastalanmasından söz ediliyor ya. Hı hı. Kitabımızda ve geleneksel düşüncede. Yani bu tabii kalp kapaklarındaki bir hastalıktan bahsedilmiyor. Evet. Değil mi? Başka bir şeyden bahsediliyor. Kalbi kararmış derler, değil mi hocam? Tabii kararmak, mühürlenmek, yani evet, kalbin marazlarıyla ilgili birçok kavram sıralanıyor kitabımızda. Yani bunlardan bir kardiyoloğun, kalp damar cerrahının anladığı hastalıklar değil orada kastedilen. Yani evet, kalp mühürlenmiş olsa zaten hayat mümkün olmaz. Tabii. Mümkün olmayacak bir hayat gerçekten var. Kalp mühürlenmişse hangi hayat o? Manevi hayat. Yani insanı insan yapan özellikler de manevi kalbin bünyesinde. Yani kalp nasıl maddi kalp, organ olan organ kalp, kan pompalayarak hayatın idamesini sağlıyorsa, canlı kalmamızı sağlıyorsa, manevi kalbimiz de bizi insan kalmamızı sağlıyor. Hı hı. Manevi kalp de bana sorarsanız maddi kalp kadar temel, ilksel, primordial. Yani biz onunla birlikte doğuyoruz. Yani insanın ahlaki ve manevi bir varlık olduğunu hiçbir düşünür reddetmiyor. Bilimsel olarak da reddedemeyiz. Hı hı. Yani o yüzden manevi kalple kastedilenin bizim ahlaki bir varlık oluşumuza, manevi bir varlık oluşumuza tercihlerini iyiden, güzelden ve hakikatten yana yapmaya mecbur ve muktedir bir varlık oluşumuza bir gönderme olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Kalpleriyle akletmek derken kalbin bir düşünce organı değil, bütün insani hususiyetlerimizin süzgecinden geçtiği temel bir varoluşsal yapı olduğunu düşünüyorum. Öyle olunca kalp, maddi kalp nasıl bedenimizin merkezi ise, manevi kalbimiz de varoluşumuzun merkezi diye düşünüyorum. Buraya kadar geleneksel düşüncede zaten birçok destekçi var benim. Hı hı. Yani birçok insan da böyle düşünüyor. Yani şimdi özellikle gençlerde ve maneviyatı küçümseyenlerde gördüğümüz bir şey var. Yani kalpleriyle akletmek denildiğinde onlar kitabımızın temel hatası olduğundan bahsediyorlar. Kalp düşünmez ki diyorlar. Hı hı. Ya geleneksel düşüncede bunun hiçbir önemi yok, biliyor musunuz? Yani ama mesela İmam-ı Azam, İmam Maturidi başta olmak üzere birçok büyük alimimiz düşüncenin beyinde olduğunu zaten biliyorlardı. Evet. Ama orada konuşulan varoluşsal olarak kalbin nereye konulacağı ve insanın nasıl bir varlık olduğuydu. Hı hı. İnsanın ahlakiliğine ve maneviliğine yapılan vurguydu önemli olan. Hı hı. Hiç o yüzden de bizim şimdi yaptığımız gibi ince şeylere dalmadılar. Yani o ahlakiliği vurguladılar ve zaten bir din aliminden beklenen de buydu. Söylemek istediğim şey şu: kalp ontolojik bir gerçekliğimizdir. Manevi kalpten bahsediyorum. Ontolojik olması bir şeyin bilgiyle ilgili olmadığı manasına gelir. Bu şu demek, yani nasıl başımızın üstünde saçımızı sorgulamıyorsak, niye, hı-hı, insanın saçı var sorusu saçma bir soru. Hı-hı. Niye bir elimizde 5 parmak var, niye 2 elimiz var, niye iki ayağımız var? Bunlar ontolojik gerçeklerdir, maddi ontolojik gerçeklerdir. Manevi ontolojik gerçeğimiz de biz kalp sahibi olmamızdır. Hepimizi eşit kılan, benzer kılan da, insan kılan da bu özelliktir.
Yani şimdi bedenimizin hepimiz farklı bedensel yapılara sahibiz ve neredeyse ikizlerde bile her insan maddi olarak biricik. Yani parmak izi gibi, gözün retinası gibi her bedensel özelliğimiz neredeyse biricik. Birbirinin tıpatıp aynı olan bedensel bir yapı yok. Ama hepimizin bedeni olması hesabıyla, aynı organ sistemine sahip olmamız hasebiyle ontolojik olarak eşitiz. Maneviyat alanında da öyle. Hepimiz kalp sahibiyiz. O anlamda hepimiz farklı ailelere, farklı geleneklere doğduğumuz halde kalp sahibi olmak hasebiyle eşitiz. Ve bizim insan olarak görevimiz bu kalbin eğri değil doğru çalışmasını sağlamak. O anlamda bu farklılıkları gideren bir sayaç vazifesi görüyor kalp diye düşünüyorum. Buraya kadar söylediklerimde çok kolay anlaşma sağlayabiliriz. Evet. Yani dediğim gibi geleneksel metinlerde de bunlara hayli fazla destek var. Yeni olarak benim kitabımda söylemeye çalıştığım ve sizin başta konuyu açtığınız kavram merhamet. Evet. Bu da aslında yeni değil ama yani modernlikle birlikte ve bizim Batı'yla karşılaşmamızdan sonra kavram dünyamız öylesine karıştı ki Cem Bey. Yani büyük ihtimalle eskiler, geleneksel düşünürlerimiz merhameti benim kullandığım anlamda kullanıyorlardı. Benim kullandığım anlam ne? Bir kere öncelikle o yanlış anlamayı bir ortaya koymamız lazım. Bugün en yaygın biçimde merhameti karşıladığımız en yaygın yanlış merhamet tanımı onun acımakla ilgili olmasıdır. Evet. Halbuki merhametin acımakla bir ilgisi yok. Merhamet bizim kalp sahibi oluşumuzla ilgili. Maddi kalbimiz nasıl diğer organlara kan pompalıyorsa manevi kalbimizde merhamet üretiyor sürekli olarak. Yani her manevi hücremizi merhametle buluşturmaya çalışıyor. Ne olacak merhametin sonucunda? Biz faniliğimizi anlayacağız. Alemin içinde küçük bir zerre olduğumuzu anlayacağız. Ve alemin diğer parçalarından, diğer insanlardan, diğer canlılardan, diğer cansızlardan hiçbir farkımız, hiçbir üstünlüğümüz olmadığını anlayacağız. Ve onları kendimizle eşit görüp onlara kıyamayacağız. Merhamet acımak değildir. Merhamet kıyamamaktır, incitmemektir. Alemin bir parçası olduğunu hissetmektir. O yüzden de bütün işlerin başı, bütün maneviyat kapılarının açıldığı yer merhamettir ve besmeledir. Yani Rahman ve Rahim olan derken kastımız Rahman'dan bize yansıyan merhametin temsilcisi olduğumuzu ve emaneti devraldığımızı beyan etmektir. Yani Besmele'nin maksadı da budur. Besmele tefsirlerine baktığımızda buna çok yakın görüşler serdettiğini görürsünüz büyüklerimizin. O yüzden insan merhametli bir varlıktır. Merhamet diğer insan kardeşlerimize, diğer canlılara, tabiata, cansızlara, alemin işleyişine saygı duyup boyun eğmek ve onlarla aramızda bir fark görememektir merhamet. Hocam, o zaman siz merhamet medeniyetiyiz derken birilerinin birilerine acıyıp yardım etmesini değil de onlarla aynı gezegeni, hatta alemi paylaşan bireyler olduğumuzu farkında olmamızı ve bu şekilde bir yaşam tarzı, bir medeniyet, bir kültür ortamı ortaya koymamızdan bahsediyorsunuz. Yani birileri birilerine acıyıp, ne bileyim, suları yoksa su vermek, hastaysa tedavi etmek değil de dediğiniz gibi insan kardeşlerimiz ve cansızlara kadar paylaştığımız alemde ortaklaşa yaşama kültürünün oluştuğu bir medeniyetten bahsediyoruz o zaman, merhamet Evet, medeniyeti derken. yani burada insanın eşitler arasında üstünlüğünden söz edebiliriz sadece Can Bey. Şöyle ki, bu alemin içinde emaneti üstlenen biz olduk. Biz derken neyi kastediyorum? İnsanı. Yani o alem yaratıcımız adına, Rahman adına bize emanet edilmiş ve biz onu üstlendik. Dağlar üstlenmedi bunu. Biz üstlendik. Yani o anlamda biz bu aleme, insan kardeşlerimize, alemin iş harmoni içinde, uyum içinde çalışmasına katkıda bulunmak ve orada bir aksama olursa onu düzeltmek, onarmakla mükellefiz. Emanet de bu demek zaten.
Evet. Yani her işin başında besmele çekerken aslında kendimize uyarıda bulunuyoruz. Yani emanet sahibisin sen ve bu emanete sahip çık. Aman sakın ihanet etme demeye çalışıyoruz ve bunun yolunun da kalbi eğriltmeden yaşamak olduğunu biliyoruz ve kalbi doğru çalıştırmakta, yani yaratıcımızın bizden beklentilerine uygun yaşamakla sürekli iyiliğin, hayrın ve güzelliğin hakikatin peşinde olmak da mümkün. Peki hocam, yine kitabınızda şöyle bir ifadeniz var. Duygu ve düşüncelerimizin kalbin süzgecinden geçmesinden bahsediyorsunuz. Eğer Evet. bu kalbin süzgecinden geçmeyip de aklın süzgecinden geçerse veya geçiyorsa şu andaki yaşadığımız sıkıntıların sebebi bundan kaynaklanıyor olabilir mi? Tamamen böyle Can Bey. Yani hatta bir formül olarak bile söyleyebilirim. Yani modernlikteki temel sapma, yani birçok düşünür, Batılı ve Müslüman düşünür. Yani modernliğin bir sapma olduğunda hemfikir. Yani bir anomali hali var. Yani tarih boyunca yaşadığımızdan çok farklı bir durum var. İlk bakışta biz tabii ki modernliğin daha ziyade bize sunduğu yanlarıyla, tırnak içinde nimetleriyle yüz yüze geliyoruz. Ne mesela? İnsan ömrü uzadı, değil mi? Evet. Bilgimiz genişledi, birçok şeyi biliyoruz falan. Ama öbür taraftan baktığımızda, yani modernliğin bu sunduklarının yanı sıra o sunduklarını ben elbette reddetmiyorum. Yani elbette bilimin, aklın keşiflerine müteşekkirim. Yani ben o bilimin, akademinin içinde çalışan bir insanım Evet. zaten. Fakat bir de öbür tarafa baktığımızda gene aklı başında bütün kalpleriyle akleden bütün düşünürler hemfikir ki modernlik bir maneviyat krizi yaşıyor, bir ahlaki krizi yaşıyor. Ve tek başına aklı serbest bıraktığımızda onu kalbin süzgecinden, yani iyinin, güzelin ve hakikatin süzgecinden geçirmediğimizde davranışlarımızı, işte bugün yapay zeka tartışmalarında olduğumuz gibi, bugün yine akademinin son 20 yıla postyumun dönem diyorlar mesela. İnsan aşıldı diyorlar. Evet. Yani insan evrim zinciri içinde küçük bir halkaydı. Orası geçildi artık diyorlar. Yani tarih de bizim hüsnü kuruntumuzdur diyorlar. Ve insanın herhangi bir akıllı varlıktan, icattan, bir tabletten, bir bilgisayardan hiçbir farkı olmadığını öne sürüyorlar. Hayatın da bilgisayar oyunundan bir farkı olmadığını öne sürüyorlar. Yani aklı serbest bıraktığımızda geldiği yer burası. Yine aynı şekilde özgürlükler bahsini açtığımızda bizi dehşet içinde bırakacak tırnak içinde gelişmeler var. Yani ailenin savunulmasının doğrudan doğruya gericilik olduğunu, ailenin geri bir kurum, aşılmış bir kurum olduğunu savunuyor birçok insan özgürlük adına. Yani aklı serbest bıraktığınızda onun ilk yapacağı şey değerleri ayaklar altına almaktır. Yani tarihi ve geleneği yok saymaktır. İnsanlığın birikimini yok saymaktır. Ahlakı yok saymaktır. Estetiği yok saymaktır. Kendine göre bir makinalaşmış oyun düzeni kurar ve diğer insanlara asla acımaz, merhamet etmez. Çünkü kalpten uzaklaşınca kalbin temel ürünü olan merhametten de uzaklaşmış olursun. Ve bugün geldiğimiz yeri ben modernliğin kalpten sapmayla aklı artık kalbin süzgecinden geçirmemesiyle alakalı olduğunu sanıyorum. Hocam, modernliğin bir getirdiği şeylerden biri de bir markalaşma. Yani üzerinde marka olunca fiyatı da artıyor, önemi de artıyor, dikkat çekiciliği de artıyor. Siz aynı zamanda kitabınızda kalbimiz ahlakımızı nasıl marka yapar diye, yani Evet. biz şu anda aslında akılın marka olduğu bir dönem yaşıyoruz. İşte o insan sonrası, post human gibi, işte tabletle aynı seviyeye getirilmiş bir insan şeklinde bir marka dönemi yaşıyoruz. Marka olunca bunlar çok değerli oluyor ve önem kazanıyor. Fakat biz kalbimiz ahlakımızı nasıl marka yapacak? Yani başıboş bırakılan akılın ortaya çıkardığı markalar gözümüzün önünde ve bunlar bize pek de iyi yere götürmediğini anlıyoruz.
Ahlakımızı nasıl marka yaparız sorusuna nasıl cevap veririz? Ya şöyle cevap kolay aslında. Yani markamız bizim ahlakımız olmalı. Geleneksel dünyada böyleydi. Ticari bir meta olmadığı için de markalar çok öne çıkmıyordu. Halbuki akıl kalpten koptuğunda ve yapay zeka ile insan beyni arasında hiçbir fark kalmamış gibi bir düşünce ortaya çıktığında insan ifsat oluyor. Şimdi geleneksel dünyada kavramların kullanışına baktığımızda kendimize çok uygun bir rota bulabiliriz aslında. Geleneksel dünyada iyi ve güzel aynı şeydi, özellikle Müslümanlar açısından. İyi ve güzel birbirinden asla ayrılamazdı. İyi, güzel ve yüce. İşte Immanuel Kant'ın çok çalıştığı kavramlar bunlar. Onunla temelde benzeşmemize rağmen önemli konularda da ayrılıklar var. Ama şunu söylemeye çalışırım Kant'la birlikte. Yani insanın hem neyin iyi olduğuna, neyin güzel olduğuna karar vermesi için kalbe ihtiyaç var. Yani beynin akıl yürütmesiyle yapabileceğimiz şeyler değil bunlar. Başka bir yargı gücüne ihtiyacımız var. Ve Müslüman kültürde de iyi ve güzel sürekli iç içe. Şimdiki dünyada olduğu gibi birbirinden farklı şeyler olarak etik ve estetik gözükmüyor. İyi ve güzeli bir arada düşünmemizin en somut örneği ise iyi davranış. Yani nezaket, letafet, zarafet. Yani bunlarla biz iyi insan oluyoruz. Bırakın iyi insanı, onlar bizi insanlaştırıyor. Onlar kalp sahibi olduğumuzun göstergeleri haline geliyor. Böyle yapabildiğimizde, yani iyilik ve güzellik peşinden gittiğimizde, davranışlarımızda sürekli kalp sahibi olduğumuzu hesaba kattığımızda, kapitalizmin bu markalaşmasından, kapitalizmin haz ve hız tutkusundan daha uzaklaşıp daha yaratıcımıza layık bir yaşam sürebileceğiz diye düşünüyorum ve markamızın bu olması gerektiğine, madem marka ile konuşuyoruz, yani bizim de markamızın ahlakımız olması gerektiğini, bizim de markamızın davranış güzelliğimiz olması gerektiğini, bizim de markamızın geleneksel dünyadan bugüne kadar süzülüp gelen güzellik anlayışımız olması gerektiğini söylüyorum. Bir de hocam, işin içine merhamet girince kalp gözü diye bir kavram var Türkçemizde. Kalp ile Evet. akletmek dedik. Sadece beyin aklederse işler kötü tarafa gidebilir dedik. Kalp gözüyle kalple akletmek deyince işin içine bir de basiret geliyor. Yani basiretin bağlandı diyoruz. Sanki o Evet. anda elimiz kolumuz bağlandı ve bütün becerilerimiz, bütün kabiliyetlerimiz, hatta yapabileceğimiz her şey bir anda tutulmuş gibi. Yani tıpkı bilgisayarda çalışan sistemin kitlenmesi ya da donuklaşması, internetin kopması gibi bir şey. Peki bu basiret kavramıyla merhamet kavramını ve kalp üçlüsünü nasıl birleştirebiliriz? Kolay birleştirmek aslında. Yani yine Kant'tan yola çıkarsak, yani ben Kant'tan farkımı da anlatmış olayım bu arada. Yani Kant tabii ki Müslüman düşünce tarzına en yakın batılı filozoflardan bir tanesi Immanuel Kant. Yani Kant'ın çalışmaları eleştiri adı altında toplanıyor biliyorsunuz. Yani saf aklı ve pratik aklı ve sonra yargı gücünü birbirinden ayrı görüyor Kant. Bence de haklı. Yani beynin üretimi olan bilgi farklı. Basiret ve feraset diye andığımız insanın ahlaki yapısından kaynaklanan yani tren sistemi farklı yücelik ve güzelliğe duyduğu hayranlıkla ilgili yargılamaları farklı. Yani bunu Batı düşüncesi de bunun farkında. Yani biz de bu ayrımların hep geleneksel düşüncede yapıla geldiğini görüyoruz. Ama son dönemde yani güya bilgimiz genişledi Can Bey. Ama her şey beynin ve aklın ürünü gibi. Yani şey de ahlak da öyle, estetik anlayışımız da öyle. Hepsi beyin çalışmalarından giderek ulaşılmaya çalışılan inanılmaz bir indirgemeciliğin içine düşmüş vaziyetteyiz. Halbuki biraz felsefe bilen,
biraz düşünce dünyasına yakın olan, biraz geleneksel dünyada insanlar neler sordu, bununla ilgilenen herkes görür ki, yani aklın doğrudan uğraştığı alanlarla ahlakın ve estetiğin alanları birbirine hem yakın hem farklılar. Şimdi biz hepsini güya birleştirdik, bilgiyi genişletiyoruz diye. Yani epistemoloji adına ontolojiden feragat ettik. Ontolojiyi terk ettik. Yani insan nasıl bir varlıktır sorusunu sormaktan firar ettik. Halbuki insan nedir diye baktığımızda, insanı hayvanların ileri bir aşaması değil de hayvanlardan ayırt ettiren temel özellik nedir diye baktığımızda, o felsefi antropolojinin sorusunu terk etmediğimizde göreceğiz ki insan feraset ve basiret sahibi varlıktır. Bu da kalp sahibi olmasından gelir. Beyin işleyişiyle çok bir alakası yok bunların. Çünkü diğer hayvanların da beyni var. Onlar da yaşamlarını devam ettirmek için Evet, bir şekilde. yani diğer hayvanlarda ahlaki ve estetik şey yok. Yani insanı üstün kılan, insanı emanet sahibi yapan özellikler etik ve estetik özellikleri ve bu irade sahibi oluşu ve emaneti üstlenmiş oluşunun bilinciyle hareket etmesi. Hayvanlardan bizi ayırt ettiren temel özelliklerimiz bunlar. Halbuki şimdi modernliğin bilgiye bakışı çerçevesinde ele alırsak, yani her şey beynin ürünüymüş gibi, her şey aklın sonucuymuş gibi, ahlakı da öyle görüyorlar. Yani evrimsel psikoloji diye bir alanımız var. O alandaki çalışmalara baksanız, yani hem indirgemeciliği karşısında hayretler içinde kalırsınız, hem de neleri beyinle izah etmeye çalışıyorlar, aklınız durgunluk içinde kalır doğrusu. Hocam siz demin Kant'la ilgili hem fikir olduğunuz hem de ayrıldığınız yerleri söylerken bir frenden bahsettiniz. Şunu söyleyebilir miyiz? Aklın bize kazandırdığı hız çok tehlikeli olmadan, yani fazla hız kaza yapmamıza sebep olur. Bunu engellemek için kalbimiz bize merhamet frenini, merhamet pedalı olur. Merhamet dolayısıyla aklın sağladığı o hızı tehlikeli seviyeye, sınıra gelmeden önce biz eğer işin içine merhametimizi ve basiretimizi koyarsak, ki bunun da kaynağı kalp, bizi hem hızlı, yani aklın sağladığı hızı güvenli şekilde kullanmamızı ve ileri gitmemizi sağlar. Aksi takdirde işte ilk virajda uçurumdan uçmak gibi bir tehlikeye maruz kalırız gibi bir şey anladım. Böyle bir fren sistemi bize kalbin getirdiği bir ne diyeyim imkan diyebilir miyiz? Elbette diyebiliriz, fakat kalbi sadece frenle tarif edersek biraz kalbe haksızlık da etmiş oluruz Can Bey. Şöyle, kalp aklı frenler elbette. Yani ben ona süzgeç kavramı çok daha uygun. Ama onun dışında mesela sizin programınız anlamla ilgili, kalp ve anlam bahsine geldiğimizde, beynin ürettiği bilgiyle asla sağlayamayacağımız anlam dünyasının da mütahrik gücü olduğunu görürüz kalbin. Yani bırak fren yapmayı, bizi uçurur. Yani alemlerin bir parçası o. Yani alemler içinde dolaşmaya başlarız kalbimiz Kanatlanıyoruz sayesinde. yani. Tabii, yani o yüzden sadece fren demeyelim. Yani yaratıcımızın bizimle bağlantı noktası, varoluşsal merkezimiz demek çok daha uygun. Ama akla karşı temel vazifesi kalbin ahlak üretimiyle onun erdemlerin dışına taşmasına mani olmak. Hocam çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Zaman ayırdınız. Ben bu programımızı sizin Kalpten adlı kitabınızdan bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Şöyle diyorsunuz: bağlılığın, sadakatin, samimiyetin, güvenin, özgüvenin temelinde kalp vardır. Düşüncelerimiz, duygularımız ve davranışlarımız kalbin süzgecinden geçerse ancak o zaman algılamamız idrake, bilmemiz anlamaya, bilgimiz hikmete, aklımız külli akla ve irfana dönüşebilir. Bununla ilgili kısa da bir yorum yaparsanız son kelimeleriniz olarak bunları alayım hocam. Şaşırmış vaziyetteyim şundan dolayı Can Bey. Yani ben de kitaptan bir bölüm seç deseydiniz burayı seçerdim. Demek Yani ki o hocam yüzden kalp Allah kalbe razı olsun. karşıymış. Evet, kalp kalbe karşı. Ben şunu anlıyorum sayenizde. Yani mesaj yerine gitti. Çok teşekkür ederim. İnşallah dinleyicimiz de aynı kanaate sahip olur. Modern bilimle, akılla bir alıp veremediğimiz yok.
Sadece biz onun eksiğini tamamlamaya çalışıyoruz. Yani dünya ve insanlık ne yaparsa yaşadığımız ahlaki ve manevi krizden kurtulabilir. Onun peşindeyiz. Ona cevap bulmaya çalışıyoruz. Bunun için Müslüman dünyada hali hazırda canlı biçimde duran kalp ve merhamet kavramlarının çok işe yarayacağını söyleyerek bitirmek istiyorum ben. Hocam tekrardan çok teşekkür ederiz. Vaktinizi ayırdınız, Estağfurullah. şeref verdiniz programımıza. Estağfurullah. Değerli TRT Radyo 1 dinleyicileri, bu hafta insan ve anlamda merhamet kavramını ve merhametle ilgili olarak kalp ve basiret kavramlarını konuştuk. Konuğumuz Profesör Doktor Erol Gökay'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Yeni bir insan ve anlam programında buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın.